Siyonist İsrail rejiminin soykırım süreci devam ederken oradaki bilançonun da gittikçe daha ağır bir hale geldiğini maalesef görmekteyiz. Ekranlarınızda da yansıdığı gibi artık 31 bini aşkın bir şehit sayısı görmekteyiz Gazze'de. Bu da iç acıtan bir durumu gösteriyor. Yani iftar sofraları, sahur sofraları şimdi Ramazan ayında kurulacak fakat burada insanlar Filistinli Müslümanlar katledilmeye devam ediliyor. Her şey olduğu gibi devam mı edecek? Hiçbir şey olmamış gibi mi Ramazan'ı idrak edeceğiz sorusunu sormamız gerekiyor. Böylesi bir ortamda geçelim. Yine Gazze ile bağlantılı birçok gelişme yaşanıyor onlardan biri. Ateşkes nasıl olabilir? Hangi şartlarda olabilir? Buna en yetkili ağızdan Hamas lideri İsmail Heniye cevap verdi. Ve bu cevaptan da biz anlıyoruz ki direniş geri adım atmıyor. Yani direnişin ateşkes için sunduğu e, şartlar var, öne sürdüğü şartlar var ve e, bu şartlar gerçekleşirse ateşkes süreci bizim için mümkün olabilir. Onun dışında e, yani biz e, esnemeyeceğiz. Kendi halkımız için e, Kırmızı çizgilerimiz var. Bunları aşmayacağız diyor. E, ateşkes için Gazze'deki savaşın sona ermesi şart dedi. E, Hamas siyasi büro başkanı İsmail Heniye. E, i̇şgalci askerlerin çekilmesi ve ye yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmesi garanti altına alınmadan Siyonist ile bir anlaşmaya varılmasının söz konusu olmadığı bir kez daha vurgulandı. Peki Netanyahu ne diyor? Oraya bakalım bir de. Netanyahu da e, bu Hamas'ın e, kırmızı çizgilerine karşın bir e, tehdit, bir gözdağı veriyor sürekli. E, i̇ki devletli çözümü bir kez daha reddetti. Böyle bir şey yok dedi vermiş olduğu mesajlarda. E, bunun altını çizmek lazım. Hala bu konuda iki devletli çözüm olabilir mi diye konuşan, eden, bunun üzerine yorumlar yapanlar var. E, İsrail muhatabınız bunu kabul etmiyor şu durumda. E, ve e, bazı hazırlıklar yapılması noktasında da, mesajlar veriyor Siyonist rejim başbakanı esirlerle ilgili işte bir mesaj verdi ve bu mesaja baktığımız zaman saldırının devam edebileceğini bize gösteriyor. Binlerce esir için hazırlık. Ee, diyor ki binlerce esir için yerlerin acilen hazırlanması talimatı verildi. Ne demek bu? Yeni Filistinli esirler için hazırlık yapın. Yani yeni bir saldırı dalgası, Refah'a yönelik daha büyük bir saldırı dalgası veya Gazze'nin her yerine topyekün yani e, İsrail'in verdiği mesaj hiçbir şekilde barışın yanından bile geçmiyor. Hiçbir şekilde ateşkesin yanından bile geçmiyor. Burada e, bozguncu olanın gerçekten efendim e, işlerin yolunda gitmemesini e, sağlayanın kim olduğunu net bir şekilde biz görmekteyiz bu tabloya baktığımız zaman. Şimdi oradaki durum bu. E, ülkemize dönelim yine Gazze'den Filistin'den devam ederek dönmüş olalım ülkemize. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada bize dedi hatalarımızı yüzümüze söyleyin dedi. Hatalarımızı yüzümüze söyleyin. Biz de bu hatalarımızı anlayalım, görelim, ona göre düzeltelim dedi. Kendimizi düzeltelim. Yüzümüze hakikatleri haykırın dedi işte ekranlarınızda yer aldığı gibi. İzmir'deki konuşmasında. çok güzel bu. Çok güzel. Peki öyle mi oluyor? Baktığımız zaman pratikte öyle bir durum olduğunu görmüyoruz. Ösaseki ve Mustafa Varankın bulunduğu bir yerde bir protesto gerçekleştirildi. Bakan Mehmet Ösaseki bir konuşma yapıyor. Evet, burada bir konuşma yapılırken, ekranlarınızda da yansıdığı üzere bakın, orada İsrail ile yapılan ticaretten utanç duyuyoruz şeklinde bir pankart açılıyor ve bu taşınırken orada işte şimdi müdahale edilecek ona daha sonra. Müdahale edildiğini göreceksiniz az sonra. Müdahale ediliyor. Ve apar topar o pankart oradan indiriliyor. Gördüğünüz gibi müdahale ediliyor ve indiriliyor. Daha sonra da orada o pankartı açanlarla birlikte bir şekilde götürülüyor onlar. E hadi hatamızı söyleyin denilmişti. İşte hatanızı söylüyorlar. Hatalar ticaret bir hata değil midir yani? Hata sınıfına girmiyor mu? İsrail ticaret... Bu kan emici teröristlerle ticaret yapmak bir hatadır, çok büyük bir hatadır hem de. çok büyük bir yanlıştır. E şimdi yani söyleyin, e söyleyince de tablo bu. Şimdi geçelim, bir başka örnek var, bir başka örnek daha var. Murat Kurum, İstanbul'un Ak Parti'nin İstanbul adayı Habertürk TV'de bir televizyon programına katılıyor ve bakın ne oluyor. Hemen sesini açarak bir verelim onu. Hayır, bize de kızacaklar şimdi. Ne oldu? niye işte <laughs> Şey yapamıyor musun falan? Ee, sorum başkanıma. Ee, başkanım şimdi Filistin ve Gazze için seçimi kazandığınızda ne gibi? Olmaz. Miyim, ben. Hemen verebilir Tabii misin ki. mikrofonu lütfen? Ee, böyle oluyor işte. Böyle oluyor. Yüzümüze haykırın. Haykırdı. Sordu. Ee, Gazze için ne yapacaksınız? Ya, tehlikeli sulara girdiniz. Devamını da izleyebilirsiniz bu şeyin, e, videonun. Devamında da şöyle bir ifade var. Mikrofonu alan kişi de e, böyle diyor ki, Whatsapp'ta diyor, aile grubunuz var mı diyor. Böyle bir soru soruyor. Sunucu da diyor ki, Mehmet Akif Ersoy da diyor ki, her diyor bize böyle sorularla gelin işte diyor. Yani bırakın diyor, bırakın öyle Gazze'yi, Mazze'yi, Filistin'i bize sormayı diyor. Filistin'i, Gazze'yi bize sormayın, bize böyle sorularla gelin şeklinde bir karşılık veriliyor. Her şeyi sorun, haykırın. E haykırdığımız zaman sonuç belli. Dolayısıyla tekrar 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 bir samimiyet testine ihtiyaçları var özellikle iktidar